Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar sıcağı sıcağına video çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince bilgileri duyumlar aktarmaya çalışıyorum ee, atladığım sürçü lisan ettiğim kısım olursa affola. şimdi size şampiyonluk sözü veremem ama ne sözü verebilirim biliyor musunuz ömüçle gururla sokakta gezeceğiniz bir Fenerbahçe demişti 5 yıl önce Fenerbahçe'yi ele geçiren Ali Koç. Yani bu ele geçirmedir. Başka bir şey değildir. Fenerbahçe'yi sezonlardır, yıllardır saçma sapan bahanelerle, saçma sapan konularla, saçma sapan gündemlerle e, meşgul eden Ali Koç. Mesela birinde çıktığı Fenerbahçe taraftarına hoş e, gözükmek için bir şeyler yaptı. Siyasete bulaştı başkasına bulaştı, ona çattı, buna çattı. 5 yıldır Fenerbahçe çok iyi giderken yani Fenerbahçe çok iyi giderken illaki birilerine sataşıp Fenerbahçe'yi yarış dışına etti. Yani bir şekilde. Şimdi sevgili arkadaşlar dediğim gibi takım ne zaman iyi hep konu dışına gidildi. Yani sanki bir partinin siyasi böyle bir partinin sözcülüğüne soyunmuş gibi hareketler edildi. Ne zaman Fenerbahçe dara düşse, zora düşse arkasına Atatürk zırhını aldı. Üstüne Atatürk zırhını geçirdim. Atatürkçü Fenerbahçelilerden destek aldı. Ne zaman Fenerbahçe iyi gitse muhakkak ve muhakkak bir tartışma, bir kaos ortamı çıkarttı. Yani hiç sesini kesip bir şeyler yapayım demedi. 5 senedir hep aynı hataları yaptı. Şimdi bir insan bir hatayı bir kere yapar. Bu hatadır. İki kere yapar hatadır. Ama bu hatayı 5 yıl boyunca sürdürüyorsa bu kasıttır. 5 yıl boyunca kasıtlı olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi Ahmet Ercanlar bu işlerin sorumlusu kimse hesap vermek zorunda. Ali Koç Ali Koç yönetimse yönetim demiş. Tabi iş artık maddiyata bindi. Ali, yani Ahmet Ercanlar da haklı. Niye? Bu saatten sonra Ali Koç'un devam etmeyeceğini o da biliyor. Ulan bari en azından yeni gelecek başkan demesin. Bak bunlar Ali Koç'u iyi savunuyordu demesin diye saf değiştirdi herhalde Jesus derbi sonrasında basın toplantısına katılmayıp stat'tan ayrıldı arkadaşlar bana gelen bilgiye göre bana gören gelen bilgiye göre öyle hani şeylik falan yok ee, Jesus'la öyle normal bir şey yok bildiğiniz tartışma var yani bildiğiniz Ali Koç devre arasında oyun modasına iniyor tara takıma moral vermek için Bildiğiniz sayıyor sayıştırıyor yani onu da söyleyeyim. Ha ben Ali Koç demişken unutmadan şunu da söyleyeyim. 5 senedir sıfır başarı. Rezalet sezonlar. Bu senede gelen yani bu sene ee, bu yavşak teknik direktörde her fırsatta Brezilya, Flamengo, Arap Ligi diye diye bir hal oldu. Getirdiği oyuncular ahmak. Oynattığı sistem ahmak. Derbilerde üçlü oynatma ahmaklı. Hala 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 sürdü. Elinde Arda Güler var, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor gibi süperstarlar var. Kim ne derse desin benim gözümde bunlar süperstar ya da adayı. İsmail yüksek coşmuş. Valencia kariyer rekoru kırıyor. Bak şu iyi. Hani Crespo geçen sene 8-10 milyon eurolar istetmiş. Atilla Salahiye sezon maçında daha 15 milyon euro Zenit'ten resmi teklif gelmiş. Ama Gelin görün ki Arao ısrarı, Crespo İsmail'i yok etmesi, daha neler neler var. Ben şunu söyleyeyim, her ikisine de istifa edemeyen Fenerbahçeliyim demesin. Maç içerisinde, bak arkadaşlar şunu söyleyeyim, bildiğiniz Yesus'la tartışmak, bildiğiniz kavga etmiş, bağırmalar, çağırmalar. Baya baya kavga edilmiş yani, onu söyleyeyim. Şimdi... Maçın içerisinde, dur şurada notumu aldıydım. Gelecek sezon ben Jesus'un Fenerbahçe teknik direktörü da müjdesini vereyim size. Yani kesinlikle ve kesinlikle Jesus'ta devam edilmeyecek. Hani Ali Koç Fenerbahçe düşmanı da olsa, FETÖ'cü de olsa, başka bir şey de olsa, ne olursa olsun. E, kesinlikle ve kesinlikle devam edilmeyecek, onu söyleyeyim. Şimdi, maç devam ediyor. Yani maç devam ediyor. Maçın içerisinde Galatasaray tribünlerinden birileri Çıkıyor Cesus'u Flamengo'ya davet ediyor. Evet ciddi ciddi Portekizli Flamengo'ya davet ediyor. Maçın içerisinde o oyuna girecek. Düşünün bak Fenerbahçe yenik durumda. Dönüp gülücük atıyor. Ve bu herif hala Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapıyorsa dönecek daha çok ama çok fazla şey var. Bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe İstanbul derbilerini galibiyetsiz tamamladı. Beşiktaş'tan 0-0. Galatasaray'a 2 maçta da 3'er 0 yenilme rezaleti. İkinci maçta taşa kendi evinde Beşiktaş 10 kişiyken 1-0 öndeyken 4-2 kaybetme mallığı. Şimdi Jesus'u öven arkadaşlar. Hocam diyor Jesus'un karnesi çok iyi. 55 maç 37 galibiyet 10 beraberlik 8 mağlubiyet. 8 mağlubiyet yerine bak 8'in hepsini sildim. 18 beraberlik olsaydı kabul ediyorum ulan. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız ulan. Haklısınız ulan. Ulan oğlu ulan. Haklısınız ulan. Haklısınız ulan oğlu ulan. Tamam mı? 8'de 0 olsaydı. 0 mağlubiyet. Ya da o mağlubiyetler mesela Dinamo Kiev'e yenildin. 1 seviyeye yenildin. 2 sadece 2'de kalsaydı. Haklısınız ulan. Çünkü Fenerbahçe 6 kez mağlup olmuş ligde. 6 yerine sana 6 puan eklenecek. 83 olacaksın. Galatasaray senden 6 puan almış. 4'üne çık. 81 olacak. Otomatikman sen şampiyon olmuş olacaksın. Haklısınız ulan derdim. Ama e, sizin haklılığınız maalesef ve maalesef durum orta. Ya Rossi'nin 45 dakika performansı, 16 topla buluşma, 0 şut, 0 ikili mücadele kazanma, 5 top kaybı ve hani 10 kişi çıksak daha iyiydi. Ya şu maç olmasa, şu Galatasaray maçı yaşanmasa Jesus'u yalayanlar vardı, algıcılar vardı. Hala devam edilsin mi diye. Ya arkadaşlar bana çıkmış çiftir atıyor. Sen de diyor devam edilsin diyordun. Ben söylüyorum Jesus da devam edilmez, edilemez. Emre Mor'unu kaybedersin, Zayt'sın onunu bunun hepsini kaybedersin. Arda Güler'in de kaybedersin. Edilemez. Yani sanki ilk defa oynuyor gibi lan Galatasaray'a karşı hiç tedbir alma yok, hiç önlem alma yok. Hani ilk defa rakibin adını duymuş gibi ya. Böyle bir saçmalık var mı abi ya? Kerem Aktürkoğlu bir kanada. Barış Alper Yılmaz'ı on numaraya. Zanyolu'yu sağ kanada. Icardi'yi forbete koydurup. Berkan'ı orta sahaya koydu Torreira ile birlikte. Adam sana iki maçta aynı taktikte seni rezil etti. Bakın Fenerbahçe'de ben şunu söyleyeyim. Atilla Salay bugün 15, 12, 13, 15, 17 ne gelirse hepsine satarım. Tehlike engelleme 7, şut engelleme 7, top çalma 1 falan. İkili mücadele 2'de 2, hava topu 6'da 5. Uzun top isabeti 4'de 3. İstatistiksel olarak gayet iyi. Yediğimiz ilk gole bakın. Ben Arahan'ın ikili mücadelesine merak ettim. 67 dakika. Ee, İkili mücadele 4'te 1'miş arkadaşlar. Bir tane bile kazanmamıştır dedim ama bir tane kazanmış. Hava topu 2'de 0. Ve bu herif sezonun başından beri aralıksız oynuyor. Rossi denen eşek. En çok savunanlardan biri benim. 45 dakika 17 kez topla buluşmuş. Uzun top isabeti 1'de 1. İsabetli pas 8'de 7. 45 dakika boyunca top sürme girişimi 2'de 0. Yani böyle bir maç. Arda Güler. 65 dakika. 33'te 26 isabetli pas. 3'te 1 orta isabetli. 1 uzun top. Top sürme girişimi 7'de 2. ikili mücadele 15'te 6. Düşünün bu çocuk 15 kez ikili mücadeleye girmiş. Kazanan hava topu 2'de 1. Mesela Fenerbahçe adına en iyi kimlerdi? Mesela Ferdi bence iyiydi. İkili mücadele 13'te 8. Bir pas arası 3 top çalma, 2 adam kaçırma. 9 top kaybı, 2 foul. Kendisine yapılan 5 foul var. Diye gidiyor. İrfan Caner'i bayat. 90 dakika 3 kurtarış. Ceza sahası içinden atılan 3 şutta 3 kurtarış. 27'de 11 pas isabeti. Uzun top isabeti 24'te 9. Yani 15 tane e, uzun top isabetsizliği var. Tehlike engelleme 1. İkili mücadele kazanma zeminde 3'te 2. 2'de 2 top sürme girişimi ya da çalım girişimi başarısı. Hani çok daha anlatırım. Ama asıl anlatacağım şey. Hani asıl kanımıza dokunması gereken şey ne biliyor musunuz? E, bu lig şaibelerle dolu diyorsun. Galatasaray kullanıyor diyorsun. Bak hepsinde kendince haklısın. İşte offsitemsılar var. Galatasaray'a çıkmayan kırmızılar var. Maçın ilk yarısında mesela Galatasaray'dan en sona sar ikinci sarı kartın çıkması şart oldu şarttı. Yani o çıkmıyorsa zaten e, maç şaibildir. Ama sen çıkıp oyununla futbolunla bunu yerle yeksan edemiyorsun. Diyeceksin ki kardeşim al bak Galatasaray'ı deplasmanda yendim. Demek ki şöyle böyle. Şimdi bak bütün kozları adamların eline vermiş bulunuyorsun. Galatasaray'ın morali zaten bozuktu. Resmi olmayan Kaf takımı Eyüp Spor lige çıkamadı son dakika yediği gollerle elendi. 6 puan hayali suya düştü. Ama sen ne yaptın? Sen Galatasaray'a hediyeler verdin. Armağanlar verdin. Ya Fenerbahçe'de Tite, Lüçes ile görüşmeler başlamış. Bak yani maç öncesinde verilen duyumları söylüyorum. Rudi Galet de hem de bunu diyen. Villas Boğaz listelerindeymiş. Portekizli e, ee, hocayla ile iletişim kurulmamış. Ya bakın tek topla delinen bir Fenerbahçe savunması. Fenerbahçe savunmasını tek topla herkes deliyor. Sezon başından beri Gram bu işi çözemedi. Savunma arkası koşullarına önlem alamadı. Daha da savunmayı önde kuran bir salaklık. Savunma yapamayan böyle aptalca golleri yiyen bir Fenerbahçe. Ve bu hocayla devam diyenler. Merak ediyorum ne kadar Fenerbahçelisiniz. Ne kadar Fenerbahçelisiniz ya. Hakikaten merak ediyorum. Bu arada Genk 90 artı 6'da 7'yi golle şampiyonluğu kaybetti. Samat da Fenerbahçe'ye dönecek diyorlar ama Şampiyonlar Ligi potasında bitirdiği için 4 milyon e euroluk opsiyon devreye girecek diye biliyorum. Yani satın alacaklar diye biliyorum. Şimdi dikkat edin. Teknik direktörlerin isminin hepsi yabancıydı. Bakın şimdi Okan Buruk'dan Ali Koç'a tokat, tekme, daha da ağırı. Rakibin teknik direktörü Okan Buruk Ali Koç'a bir laf sokmuş. Hem de ne sokma? öyle böyle bir sokma değil. Şimdi bak, kurduğu cümleyi söylüyorum. Diyor ki, Okan Buruk 16 yıldır Türk teknik direktörleri şampiyon oluyor ama bazılarının aklı hep yabancıda. Şimdi bir insan düşünün. Mesela nedir? Evli, barklı, çoluk çocuk sahibi. Sokakta çocuklarla gitse, misket oynasa sen ben deriz ki ulan çocuk ruhlu bir adam. Ne güzel çocukları seviyor, oyun oynuyor deriz. Kimisi de oradan görür der ki ulan bu adam deli. Müptezel. Kimisi de der ki bu adam pedofili. Sapık bu adam. Çocuklarla niye oynuyor lan? Gitsin kendi çocuğun oynasın falan der. Daha da abartıyorum. Bu e, insan çocuklarla oynarken e, ağzından böyle salyalar akıtarak, burnu böyle akarak, burnundan baloncuklar çıkararak oynasa ne deriz? Hepimiz Aa, zihinsel engelli anlaşıldı dersiniz. Zihinsel engelli. Bazıları belki korkar derler ki olan çoluk çocuğa belki zarar verir. Hani dikkat edeyim falan der. Ne olur ne olmaz der. Ali Koç şu anda tam durumda. Sokakta çocuklarla oynayan, burnundan sümükler çıkan bir başkan durumunda. Artık milletin kepazesi olmuş durumda. Bu kadar kepaze olmaya gerek var mıydı? Yok. Yani Yok arkadaşlar, yok. Bu kadar kepaze olmaya gerek yok. İnsan onuruyla bırakır. Bakın, zoruma giden ne biliyor musunuz? Kemal Aslan diyor ki Joshua King ve Crespo düğünleri olduğu için Türkiye Kupası final maçında olmayacaklarmış. Bakın at çiftliği Fenerbahçe at çiftliği. Yalansa Fenerbahçe yalanlasın Fenerbahçe futbol aklının aldığı karar bu diyor. Şimdi bunu şunu söyleyeyim. Ali Koç Fenerbahçe'yi ele geçirmiş. Bütün kalelerini zapt etmiş bir düşmandır. Ali Koç Fenerbahçe'de değildir. Düşmandır. Ali Koç Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Fethullah Gülen ne kadar Fenerbahçe düşmanıysa Ali Koç da o kadar Fenerbahçe düşmanıdır. O kadar da Fenerbahçe düşmanıdır. Bu iki kere iki dört kadar basit bir denklem. Eğer lan Joshua King, Respo ne demek düğün var ya? Lan anan ölsün baban ölsün anlarım. Ben yani Allah kimsenin anasını babasını elinden almasın anlarım. Ama böyle bir acemilik, böyle bir saçmalık, böyle bir rezalet. Önder Özen. Şimdi bak az önce dedim ya Okan Buruk dalga geçiyor diye. Önder Özen'inkiler daha da zoruna gitmesi lazım. Ama emin olun Ali Koç şu anda kıs kıs gülüyordur. Galatasaray Fenerbahçe'den fersah fersak gömlek gömlek üstün bir takım. Fenerbahçe devre arasında hala sahada göremediğimiz Osterbolde'yi aldı. Galatasaray ise Zanyolo'yu aldı. İşte vizyon farkı bugün iki gol attı. Luan Perez'i oyundan attırdı diyor. Bu vizyon farkı değil. Bu düşmanlık. Şimdi Ali Koç'un yerinde misal veriyorum kim olsun arkadaşlar. Fatih Terim. Fenerbahçe'nin başına geçmiş olsa. Fatih Terim. Fenerbahçe'nin başına geçmiş olsaydı Ali Koç'un yerine. 5 senede 2 tane şampiyonluğu vardı. En kötü 2 tane şampiyonluğu vardı. Utancından şampiyon yapardı. Ulan derdi yazık günah lan derdi bu adamlara. Oğlum derdi ben de Allah'a inanıyorum. Hani bir Allah'a inanıyorum derdi. Ben Ali Koç'u tebrik ediyorum. Yani bir Fatih Terim kadar olamadığı için tebrik ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar sağdan soldan duyumlar e, almaya çalışıyorum. Bu arada istatistiklerde Galatasaray'ın 17 şut, 6 isabet, Fenerbahçe'nin 5 şut, 0 isabet. Hani rakip dövmüş, maç boyunca dövmüş bu kadar söyleyeyim sana. Yakaladığı büyük şans var, 4 tane kaçan büyük şans var yazıyor burada. İstatistikleri açıp bakabilirsiniz. kontrol ataklar, kontrol atak şutu, ceza sahası içinden şut falan filan bir bakın arkadaşlar. istatistiklere bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Ve bu herifle sen yola devam edeceğim diyorsan sen zaten Fenerbahçe düşmanısın. Şimdi ben yine Ali Koç'la ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin transferde mali tablosu 2022 yılı gelen 43.7 milyon euro, giden 30.7 milyon euro. Yaklaşık 13 milyon euroluk bir zarar. 2021'de gelen 15, giden 7, 8'lik zarar. 2020'de gelen 20, giden 26, 6'lık kar. 2019'da 18 gelen 17 giden 1 milyon euro zarar. 2018'de 25 gelen 25 giden 5 yılda ödenen bon bonservis 121.7 milyon euro kazanılan 105.7 16 milyon euro zarar. Başarı da sıfır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben şunu söyleyeceğim. Elinde senin o kadar güzel yani bir koz var ki Galatasaray'ı mahvetme kozu var. Evet gerçekten de Galatasaray'ı mahvetme kozu var. Sen o kozu ne yaptın? Şimdi sevgili arkadaşlar şuradaki şeyi bir okuyun. Şöyle büyüterek yapayım. Bunu niye verdim? Omar El Abdülay'den sonra Domenek Torreke'de haksız fesih nedeniyle Galatasaray tazminat ödeyecek. 1 Temmuz'a kadar Torrent ve ekibine 2.6 ödemezse transfer yasağı. Erik Pulgar'a ödenmeyen 450 bin euroluk para var. Onu da kaybetmişler. Ee, ve Omar'a da derken yaklaşık 6 milyon euroluk bir ödemesi var Galatasaray'ın. Juventus aynı olaylardan dolayı bu sezon ligin bitmesine 3-4 hafta kala 10 puanı silindi arkadaşlar. Juventus'un 10 puanı silinmiş durumda. Bakın. Ya ben şunu söylüyorum. 10 puanı silinmiş durumda. Ve TFF gerçekten bağımsız, tarafsız olsa bu olaylar yüzünden belki şampiyonluğunu elinden alıp seneye başka alt ligden başlatabilirdi. Şimdi ben şunu söylüyorum. E, Fenerbahçe'nin indeki kozdan bahsediyorum. E, ne diyor? İhlalin ağırlığına göre kulübün bu eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımı içinde bulunulan sezonda lig dışı bırakılır. Bir alt lige indirilir ve takım bunu takip eden sezon bir alt ligde mücadele eder. Bir alt ligin olmaması halinde bir yıl müsabakalar alınmazlar. Eylemin teşebbüsü halinde kalmasında ise kulübün eylemi gerçekleştirdiği kategori takımına en az 3 en fazla 12 puan. Eylem fiile geçmiş. Yanlış yönlendirilmiş, yanlış fiyatlar verilmiş. Ben şunu söylüyorum Ali Koç eğer Fenerbahçe derbiyi kazanmış olsaydı çıkıp derdik arkadaş, Umar'dan dolayı bunları dikten atın falan. Ya yani bu ben şu, şu şekilde söylüyorum sadece kural olarak söylüyorum, eline bir koz geçer diye söylüyorum. 6 ay, bir sene bunun edebiyatını yapar, İstediğini elde ederdi diye söylüyorum. Ama Ali Koç o kadar Fenerbahçe düşmanı ki, o kadar Fenerbahçe düşmanı ki ee, bunu yapmaz. Şimdi Fenerbahçe taraftarı Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adayı olması için Mehmet Ali Aydınlar göreve teğini başlattı. Mehmet Ali Aydınlar'ın gerçekten başkan olmasını ister misiniz? Önce bunu sormak lazım. Ben istemem. Sebebini de biliyorsunuz. Şimdi Ozan Balaban Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri arkadaşlar ve Ali Koç yakın çevresine aday olsunlar. Seçime gidelim olağanüstü seçime diyor ve utanmadan yüzsüz yüzsüz o seçimde de aday olacak arkadaşlar. O seçimde de utanmadan yüzsüz yüzsüz Ali Koç aday olacak. Bu arada Sarıcağos Stadyumu'nun etrafında ve tamamdıracan bar tesislerinin etrafında bir sürü Fenerbahçe taraftarı var. Fenerbahçe taraftarı Ali Koçu ve yönetim istifaya davet ederken futbolculara da hak ettikleri sözcükleri söylüyorlar. Bunu da söylemekte fayda var ki zaten kanalımızda da zaten küçük küçük kısa kısa shorts videoları var. bunları duyuyorsunuz, bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Ozan Balaban sesleri var. Türkiye Kupası finalinden sonra Ozan Balaban bir açıklama yapacak diye bekliyoruz. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü Efsane Başkanları Alişen, Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu, Murat Ülker, Ferit Şahengin Ozan Balaban'ı destekledikleri iddiası var. Ben şunu söyleyeyim bu kadar adamın desteğini alıyorsa zaten ya şunu da söyleyeyim açıkça. Hani bugün Ali Koç'un karşısında banyo terliği aday olsa banyo terliği kazanır. Yani Ali Koç banyo terliğinden bile daha başarısız bir başkan olduğunu inşallah kabul eder. Gerçi etrafındaki arkadaşlar aylık 50 bin lira maaş alıyorlarsa söylemezler. Onu da söyleyeyim. Hani Ali Yıldırım aday olsun diyenler var Aziz Yıldırım'ın kardeşi. Geçiniz abi. Yani geçiniz. Saadettin Saran o tehdit yedi o başkan aday olmaz. Murat Ülker zannetmiyorum. Aydınlar ve Ozan Balaban olur olursa. Bakalım arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun. Ama şunu söyleyeyim Ali, Ali Koç kesinlikle ve kesinlikle istifa edecek. Şey pardon istifa edecek. Allah söyletmiş olsun be. Hadi inşallah Allah söyletmiş olsun. Jesus kesinlikle istifa edecek ya da görevi bittiği zaman ayrılacak. Bu ayrı mesele. Ali Koç da aday çıksın. Yani aday çıksın. Seçime giderim diyor. Aday değil de adaylar çıkacak gibi. Hakan Bilal Kutlu Alp'in ben Kimse aday olmasa 3 numaralı kulvardan aday olacağı müjdesini de vereyim. İstediği kadar ben olmayacağım desin. Haberiniz olsun. Bu arada taraftarımız Yalova'dan çı yola çıktı İstanbul'a geliyor demiş. Yok artık yani. Ta Yalova'dan gelmeler falan var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee... Durumlar bunlar arkadaşlar. Ha ben diyorum Jesus gidecek. Ali Koç gidecek mi? Ali Koç'u da inşallah göndereceğiz. Şimdi herkes Aziz Yıldırım'a çağrı yapıyor. İşi gücü bırak. Gel şöyle yap böyle yap diye. Hani Ali Koç'tan korkuyorsa Aziz Yıldırım bir işaret çaksın biz gerekeni yaparız. Hocam yine Aziz Yıldırım'ı haksız yere gönderdi taraftar. Haksız yere gönderdi. 4 sene boyunca sıfır kupa. 4 sene boyunca sıfır kupa yapan... Ee... Aziz Yıldırım biraz da taraftarla sürtüştü ve bu sürtüşmeden sonra taraftarla biraz bağlar koptu ha, Ali Koç'tan niye bağlar kopmadı onu da anlatayım size Ali Koç çok zekice bir hareket yaptı sosyal medyadaki arkadaşlara fon, yok e, finoladı mı fonladı mı diyorsunuz şey diyemem suni gündemini üretti 5 yıldızlı formalar 5 yıldız istiyoruz bakın 5 yıldız 29 şampiyonluğumuz oldu Bakın ben 5 senede bilmem kaç şampiyonluk kazandım dedi. Sosyal medyadaki bazı arkadaşlara sizler büyüttünüz. Onlara abone oldunuz. Onların kanalını büyüttünüz. Benim gibi garibanları da Ali Koççulukla suçlattırdılar. Siz de peşlerinden gittiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah gözünüzü açtınız. İnşallah bu kanalın bir ferdi olarak devam edersiniz. Ha? Ben bunları söylüyorum diye beni Ali Koç düşmanı, Aziz Yıldırım dostu, şucu bucu ilan etmeyin. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçe dostuyum. Fenerbahçe'nin menfaatleri neredeyse ben oradayım. Anlatabiliyor muyum? Ben hani Ali Koç'tan artık tiksinsem de yani Ali Koç'tan tiksinsem de hiç fark etmez. Ben yine Fener'i alışverişimi yaparım. Fenerbahçe kasasına paramı koyarım. Fenerbahçe elinden gelen desteği veririm arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Size soruyorum. Ozan Balaban ya da Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığını ister misiniz? Hakan Bilal Kutlu Alp yani dediğim gibi kimse aday olmazsa aday olacak gibi olursa da biraz ortalık karışır gibi duruyor. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim, sunuyorum. Görüşmek üzere.